Yatırımın altı temel kuralı. Birinci kural, para zihniyetinin oluşturulması. Yoksul ve orta kesim çocuklarına şunları söyler: Okula git, iyi bir iş bul, sıkı çalış ve paradan tasarruf et. Bu seni zengin edecektir. Zengin kesim ise çocuklarına şunları öğretir: Paranın nasıl çalıştığını öğrenin, iyi işler yaratın, paranın sizin için çok çalışmasını sağlayın ve nakit akışlı varlıklara yatırım yapın. Bu seni zengin edecektir. fakir ve orta sınıf zihniyetin temel hatalarından birisi maaş ile zengin olabileceğini düşünüyor olmalarıdır. Ancak gerçek şu ki sadece maaş geliriyle bunu yapmak oldukça zordur. İşletme sahipleri Vergi öncesi yatırım yapabilir. Bu sadece onlara çalışmak için daha fazla para vermekle kalmaz, aynı zamanda toplam vergilendirilebilir gelirlerini de azaltır. Bu da genellikle vergilerde fakir ve orta sınıftan daha az ödeme yaptıkları anlamına gelir. Bu zengin bir zihniyettir. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Donald Trump'ın vergiler için sıfır dolar ödediğini yoksul ve orta kesim öğrendiklerinde birçoğunun neden bir kargaşa çıkardığını bu durum açıklamaktadır. Paranın nasıl çalıştığını ve zenginlerin nasıl işlediğini anlamıyorlar. Zengin olmak istiyorsanız Önce para ve yatırım konusundaki zihniyetinizi ayarlamanız gerekir. Bu, kazanabileceğiniz birden fazla gelir türü olduğunun fark edilmesiyle başlar. İkinci kural. Ne tür bir gelir için çalıştığınızı bilin. Çoğu insan sadece iyi bir işte para kazanmayı düşünür. Farklı gelir türleri olduğunun farkında değillerdir aslında 3 çeşit gelir vardır. Sıradan kazanılan gelir. Bu çoğu insanın para kazanmaktan bahsederken düşündüğü gelir türüdür. Bu 9 ila 5 arası çalışma geliridir. Genellikle bir maaş üzerinden kazanılır. Bu en yüksek vergiye tabi gelirdir ve bu nedenle sadece maaş geliriyle servet inşa etmek en zordur kazanma yeteneğiniz ne kadar süre çalışabileceğinize bağlıdır. Kazanılan gelir üzerinde en az kontrole sahip olduğunuz gelirdir. İşvereniniz tarafından belirlenir ve kesilebilir ya da kovulabilirsiniz. Daha fazla para kazanmak istiyorsanız bir iş bulmanız veya işvereninizin size daha fazla ödeme yapmaya karar vermesini ummanız gerekir. Portföy geliri Çoğu yüksek ücretli çalışanın genellikle bir portföy geliri ve bir finansal danışman tarafından yönetilen yatırım fonları gibi çeşitli kağıt varlıkları vardır. Portföy gelirleri genellikle hisse senetleri, bonolar ve yatırım fonları gibi kağıt varlıklardan elde edilir. Vergilendirilen ikinci en yüksek gelirdir. Ve düşük getiriler nedeniyle servet inşa etmek nispeten zordur. Çoğu uzman uzun bir yatırım dönemi boyunca portföyleriniz geliriniz için yılda yaklaşık %7'lik bir getiri beklediğinizi söyler. Elbette o zamanlar gerçekleşebilecek büyük iniş ve çıkışlar vardır. %7'lik bir getiri finansal olarak düşük finansal zekaya sahip bir kişiye çok geliyor olabilir. Ancak zenginler sadece karşılığında çok şey vaat eden bir yatırım stratejisinde duracaktır. Kazanılan gelir gibi portföy geliriniz üzerinde çok az kontrole sahipsinizdir. Pasif gelir. Finansal IQ değeri yüksek olan kişilerin pasif gelir yaratmayı amaçlayan bir yatırım stratejisi vardır. Pasif gelir genellikle gayrimenkul, maddi hak bedelleri ve ticari dağıtımlardan elde edilir. Bir mülkten kira alırsanız bu pasif gelirdir ya da kitaplardan alınan telif hakları bir pasif gelirdir. Pasif gelir sağlayan nakit alış akışı olan varlıklardır. Size kar dağıtan bir işletmeniz varsa bu da pasif gelirdir. Kısacası çalışmasanız dahi kazandığınız gelir türüdür. Birçok vergi avantajına sahip en düşük vergilendirilmiş gelirdir ve düşük vergiler potansiyel olarak sonsuz getiriler kombinasyonu ile servet oluşturmak için en kolay gelirdir. Zengin olmak veya finansal hayatımızda bir adım daha ileri gitmek istiyorsak, diğer gelir türlerinin yanında pasif gelire de büyük oranda önem vermeliyiz. Üçüncü kural. Sıradan geliri pasif gelire dönüştürmek. Çoğu insan bir çalışan olarak sıradan kazanılmış gelir elde ederek hayatlarına başlar. Zenginlik yaratma yolu daha sonra başka gelir türleri olduğunu anlamak ve kazanılan gelirinizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde diğer gelir türleriyle dönüştürmekle başlar. Bunu göstermek için zengin baba basit bir diyagram çizmiştir. maaş eşittir portföy geliri ve pasif gelir. Kısacası yatırımcının yapması gereken tek şey bu. Olabildiğince basit. Bu yüzden birisi zam yapıldığında ona gelirinin çok çok altında yaşamasını söylemiyorum. Bu aslında tasarruf anlamına geliyor. Aksine onlara önce kendilerine ödeme yapmalarını ve bu parayı nakit akan varlıklara yatırım yapmalarını söylüyorum. Kısacası maaş artışınızı pasif gelire dönüştürün. Dördüncü kural. Yatırım riskli değildir. Yatırımcı risklidir. Birçok insan yatırımı riskli olduğunu düşünür. Gerçek şu ki riskli olan yatırımcıdır. Düşük bir finansal IQ'nuz varsa ancak yine de büyük zamanlı yatırımlara dalmaya karar verirseniz yüksek finansal IQ'ya sahip yatırımcıların yararlanacağı birçok hata yapacaksınız. Riskli bir yatırımcı olmaktan iyi bir yatırımcıya geçmek istiyorsanız önce finansal eğitiminize yatırım yapın. Eğitiminizin bir parçası olarak yatırımlarınıza küçük başlayın. Hatalarınızdan ders alın ve sonra daha büyük ve daha büyük yatırımlar yapın. Beşinci kural. İyi yatırımlar para çeker. Hazırsanız yatırım konusunda kendinizi geliştirmiş, tecrübe kazanmış, deneyim sahibi olmuşsanız iyi yatırımları daha rahatlıkla görebilirsiniz. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz iyi yatırım fırsatlarını görmeniz o kadar kolaylaşır. Altıncı kural. Riski ve ödülü değerlendirmeyi öğrenin. Başarılı bir yatırımcı olduğunuzda riski ve ödülü değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Örneğin bir burger standı için bir fikri olan bir yeğeniniz varsa ve 25 bin dolara ihtiyacı varsa bu iyi bir yatırım olurdu. Hayır, çok az ödül için çok fazla risk var. Peki bu yeğenin son 15 yıldır büyük bir burger zinciriyle çalıştığını söylersem, işin en önemli yönünün başkan yardımcısıydı ve hazır kendi başına dışarı çıkmak ve dünya çapında bir burger zinciri oluşturmak için veya şirketin %5'ini sadece 25 bin dolar ile satın alabilseydiniz, bu seni ilgilendirir miydi? Evet, kesinlikle. Çünkü aynı risk için daha fazla ödül var. Yatırım kurallarını öğrenmek ve bunlara hakim olmak finansal eğitime ömür boyu yatırım gerektirir. Ancak bu temel bilgiler başlamanıza yardımcı olacaktır. Buradan gittiğiniz yer size kalmış.